Yeni Türkiye yayınında bendeniz Fatih Dağıslan'la bugün de Akit TV ekranlarında, Akit TV'nin Ankara stüdyolarında canlı yayında karşınızdayım ve konuğum siyaset bilimci Murat Bahadır Akkoyunlu. Murat Bahadır Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, sefa bulduk. Evet, sizler de Murat Bahadır Akkoyunlu ile yapacağımız canlı yayına soru, yorum, görüş, değerlendirme hatta eleştirilerinizle katkı sağlamak isterseniz bunun için yönetmen arkadaşımızın verdiği iletişim bilgilerini rahatlık ve kolaylıkla kullanabilirsiniz dedikten sonra hemen gündeme girelim diyorum ve gündeminde Murat Bahadır Akkoyunlu'nun ne var diyerek sorarak başlayacağım ama yayına girmeden önce sakallarımla ilgili birkaç cümle ediyordunuz. Ben yakıştı mı dedim, bu Afrin sakalı. Afrin'e giderken bırakmışsınız. Evet, Afrin'e giderken bıraktım. Ben doğrusu düzeltilmiş, tıraş edilmiş zannediyordum ama doğal bir şekliymiş bu. Evet. Öyle sakalım olsa bırakırdım. Evet. Hatta şöyle bir iddialı bir şey söylesem şu anda yayında. Evet. Münbiç'e Türk Silahlı Kuvvetleri girdiğine kadar kesmeyeceğim desem bu iddiayı yerine getirebilir miyim? Şöyle olabilir. Ondan sonra kamuoyu baskısıyla hiç kesmeyebilirsiniz ama Refika-i Tahire'niz hazretlerine buyururlar, ona karışmam. Evet. O zaman hemen şeyden başlayalım. Sizin gündeminizde ne var? 4,5 konu var. 4,5 konu. 4,5. O zaman buçuktan başlayalım. Buçuk şu. FETÖ örgütlenmesiyle mücadele. Hı hı. Bu bir olarak neye ilintili? Sayın Cumhurbaşkanlığı çok ciddi bir ikaz yaptı. Bu benim için çok anlamlı. Aslında çok ciddi bir ikazdır o. Es geçildi. Bürokrasi ikaz etti. Yüksek bürokrasi ikaz etti. İşleri yavaşlatıyorsunuz, risk almıyorsunuz, imza atmıyorsunuz. Efendim, bu aslında FETÖ ile mücadeleyle direkt ilişkili bir olaydır. Onun açılması lazım. Ya bir sürü ülke Rusya'nın diplomatlarını sınır dışı ediyor. Bu yani Birinci Dünya Savaşı'ndan beri olmayan bir şey. Çok önemli bir şeyin göstergesi. Niçin? Bunun konuşulması lazım. Türkiye-Avrupa Birliği trajikomik ilişkiler. Biliyorsun Cumhurbaşkanı yeni geldi Avrupa Birliği toplantısında. Yani bu hikaye çok fazla mıncıklanıyor ama aslı astarı nedir? Ve hep soracağım soru. Hiç gündemden düşmemesi gereken şey. Çünkü aynı zamanda o olay bir turnusol kağıdı. Muhsin Yazıcı oğlunun şehadetiyle alakalı gerçek niçin açığa çıkarılamıyor? Bunlar bence geçen haftadan bugüne, hafta başından şu ana kadar önemli maddeler diye düşünüyorum. Ama niye FETÖ'ye buçuk dediniz? Ben onu anlamadım orada. Bir. İkincisi, Muhsin Yazıcıoğlu'yla ilgili de Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Sayın Destici'nin danışmanı biraz önce aradı. Ve yarın bir toplantı yapacaklarını, Muhsin Yazıcıoğlu'nun şehadetinin 9. yıl dönümü dolayısıyla Ankara'da, Ankara Ticaret Odası'nın salonunda bir etkinlik yapacaklarını ve saatinde 19 olduğunu açıkladı. Buyurun. Teşekkür ederim. Arkadaşlar üzerine düşeni yapıyorlar. Ama benim daha çok üzerinde duracağım şey iki konu. Muhsin Yazıcıoğlu Bey niçin katledildi? Ve bunun cinayet olduğu kesin olduğu halde niçin üzeri örtülerek tereddüt bir tavırla henüz sonuca ulaştırılmıyor? Bunların ikisini Türkiye'de yaşayan herkesin, hatta bütün Arnavutların da bilmesi gerekiyor. Nereden çıktı Arnavutlar? Ha, Türkiye'deki Arnavutlar mı? Hayır efendim. Arnavutluk'taki Arnavutlar. Balkanların bilmesi gerekiyor. Çünkü Muhsin Yazıcıoğlu Bey, Kosova'nın bağımsızlığının ilanını temin eden bir fedaidir. Bu kadar derinliği vardır, bilinmez. Dolayısıyla bu konu aynı zamanda Türkiye'nin uğraşmakta olduğu bütün meselelerle de direkt ilişkili. Birbirinden bağımsız değil. Şu arz etmiş olduğum dört başlık birbirinden bağımsız değil. Muhsin Yazıcıoğlu Bey'den mi girelim, şeyden mi girelim? Rusların diplomatlarının ihracından... Birbiriyle bağlantılı dediniz zaten. Nereden girseniz oradan çıkarsınız. Çok önemli bir şey yapıyorlar. Kim? Avrupa'da birkaç ülke hariç tümü. Avustralya dahil. Yani bildiğimiz İngiltere, Fransa, İspanya, ABD falan. Ne oluyor? Rus diplomatlar, evet, ne oluyor? Sınır dışı ediliyor. Rusya'ya karşı bu tavrın nedeni ne? Casusluk iddiaları. Bunların casus olduğu demek ki daha önceden de zaten biliniyormuş. Bir anda hepsi birdenbire karar alıp da Rusların diplomatlarını böyle total, toptan bir şekilde
sınır dışı etmeye başladıklarına göre demek ki bunlar daha önce biliniyormuş. Bunlar biliniyordu da daha önce niye bu sınır dışı etmeler daha önce olmuyordu da şimdi oluyor? Hı hı. Net konuşuyorum. Çünkü Birinci Dünya Savaşı'nın derinliğinde bir şey var, Sykes-Picot antlaşmaları var. Osmanlı'nın paylaşılması, gizli antlaşmalar var. Hı hı. İngiltere, Fransa, Rusya, İtalya arasında idi. Zannediyorum Rusya'yı artık bu dönemde kendilerine ortak etme imkanı bulamıyorlar. Yani Rusya artık bu söylemiş olduğumuz hinterland'ı yöneten küresel çetenin bir piyonu olmaktan çıkmış görünüyor. Bu kesin. Yani şu mu diyorsunuz, artık Rusya, Moskova, Batılılarla, Haçlılarla, Siyonistlerle birlikte hareket etmiyor mu? Bu kesin, çok zorladılar. Henry Kissinger temaslarıyla, Rus derinliğiyle temaslarıyla Rusya'yı Türkiye'nin yanından ayırmak, Türkiye'yi merkez coğrafyada, İngilizlerin Orta Doğu dediği, bizim merkez coğrafya dediğimiz bu coğrafyada yalnız bırakmak için çok uğraştı. Fakat belli ki Putin'i ikna edememiş, Rusya derinliğini ikna edememiş. Ve Afrin operasyonu, küresel çete ve onun bütün operasyonel versiyonlarının tümünün tahminlerini boşa çıkarmış bir operasyondur. Afrin. Bir tek sivilin burnu kanamaksızın bütün yerleşim bölgelerini kendisinin belirlediği tarihe kadar kurtarmış bir Türkiye var. Bu herkesi sükuta ele uğrattı. Herkesin hesabı bozuldu. Bu çok önemlidir. Bir de burada bir düzeltme yapalım mı? Sayın Cumhurbaşkanı da konuşurken zuhulen Afrin'in düşürüldüğünden, düştüğünden falan bahsediyor ya. Bu kelime yanlış. Afrin düşmedi. Afrin kurtarıldı. Bundan sonra medyadaki insanların, siyasilerimizin bu mevzudan bahsederken şu düşme kelimesini bir iptal etmeleri doğru olur diye araya sıkıştırmış olalım. Tabii, aynen. Ben de hemen şunu söyleyeyim o zaman. Mesela ben Afrin'e gittim. Akit TV adına gittim. Dün, evvelsi gün. Cumartesi günü oradaydık. Evet, cumartesi günü oradaydık. Şimdi oradayken ben işte Suriye'de olduğumu söylediğimde bir dostuma dedi ki orası Suriye değil. Şunu demek istiyor. Efendim, Resulullah döneminde şimdi Şam dediğimiz şehrin adı Dımışk'tı. Şam değildi. Şam bir bölgenin adıdır ki bizim Antep'i, Maraş'ı hatta Adana'yı da içine alır. Daha sonra Osmanlı oraya Şam eyaleti demişti. Şam bir bölgenin adıdır. Suriye hediye edilmiş bir coğrafyada yöneticileri tayin edilmiş bir yapıdadır. Dolayısıyla Suriye adı çok sonradan konmuştur. Ha orası Şam eyaleti demek istemiş arkadaşımız. Tam açtı mı bilmiyorum. Fakat şimdi Türkiye... Hayır öyle demek istemedi. Ya, ne orası demek... Türkiye'dir dedi. Yanlış demiş. Yanlış demiş. Konjonktüre de uygun değil. Her coğrafyanın insanı kendi ülkesinin adını kendisi kor. Örnek, orada Türkiye neresidir? Orada Türkiye Mısır'dır efendim. Çünkü 1300'lü yıllarda oradaki devletin adı Et-Devleti Türkiye'ydi zaten. Bizim Memlükler dediğimiz devlet var ya, Memlükler olarak bilinir ya, kölemenler. Hayır öyle bir devlet, resmi devlet adı yok. O devletin adı Et-Devleti Türkiye'ydi. Kastettiği o. Ama Suriye'de çok çeşitli etnik kökene mensup insanlar birlikte yaşıyorlar. Bir yerin bir coğrafyanın vatandaşması için oraya kan dökülmesi gerekiyor ve haklı olarak kan dökülmesi gerekiyor. Haksız olarak değil. Yavuz Sultan Selim ne yaptı? Orada savaş olmadığını söylesem bana arkadaşlarım gülerler. Niye orada Ridaniye Savaşı olmadı mı diye soracaklardır. Hayır olmadı. Orada Memlüklüler zaten teslim ettiler. Afrinliler de teslim ettiler. Efendim? Afrinliler de teslim ettiler. Bizden gasp edildi o coğrafya. O coğrafya Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra bizden gasp edildi. Suriye, Ankara neyse Şam odur.
Halepo'dur. Ankara neyse Halepo'dur. Ankara neyse Dımışko'dur. Ha gelecekte ne olacak? Dımışk diyorsunuz ama ben daha başka bir şey söylüyorum. Buyur. Şam adını verenler Türkler. Bakın niye Türkler onu da söyleyeyim size. Türkler 1071'de Malazgirt zaferiyle birlikte Anadolu'ya girdikleri farz ediliyor ya. Aslında 1071'den önce Şam'dalar. Ve o ovaya Şam diyenler o Türkler. Bu konuyu bilmiyordum. Şam'ın bir eyalet ismi, bir bölge adı olduğunu zannediyordum. Bunu yeni öğrenmiş oluyorum. Ama Türklerin 1071'den çok önce Anadolu'da da ve o coğrafyada da var olduğunu biliyoruz. Şam'da. Hatta ne diyor peki biz birlikte tanıştığımız karşıdaki Hazretler? Ne diyor? Türkistan'dan Şam'a kadar. Ebu Hasan Harakan Hazretleri'nden bahsediyorsun. Kaçta? 1024. He? 1000 sene önce. Peki niye böyle söylüyor o zaman? Çünkü o Şam bölgenin adı o zaman Şam olarak anılıyordu. Onun için. Türkistan'dan Şam'a kadar. Çözdün mü şimdi? Eyvallah gördüm. Türkistan'dan Şam'a kadar kimin ayağına bir diken batsa o acı bana aittir diyor. Diyor. Ne zaman diyor? Yani gavur, Müslüm, Arap, Kürt, Türk falan filan. Tabii. 1024-25 evet. Tabii. Yani 1071'den önce söylüyor. Çok önce. 42. Şimdi biz niye Şam'dayız diyenler Hasan Harakani Hazretlerini biliyorlar mı? Hiç zannetmiyorum. Hatta bildiklerinde de ödleri kopabilir. Buyurun. Çünkü İmam Cafer-i Sadık, İmam Ebu Hanife, Ebul Hasan Harakani üçlüsü Horasan muhteviyatını yoğuran üç önemli pir üstadlardır. Bunlar o ayrı bir başlık. Hı hı. Rusya Türkiye'nin yanına gelmek zorunda kalmıştır. Nerede? O coğrafyada. 2 sene önce Ruslar Türkmen Dağı'nda Türkmen öldürüyorlardı değil mi? Hı hı. Yanlış hatırlamıyoruz değil mi? Hı hı. Ne oldu da birdenbire ittifak geldi? Maalesef Türkiye'deki Türkler, Türkiye'nin Rusya'nın önünde diz çöktüğü ve onun kanatlarının altına girdiği şeklinde bir yanlış kanaatteler. Hayır öyle değil. Küresel çete, yani ABD derin Pentagon'u, derin İngiltere, derin Almanya, derin Fransa, bu derinliği oluşturan küresel çete, terör koridoru adı verdiğimiz koridorla Suriye'den, Irak'tan, İran'ı da bölerek Rusya'yı doğusundan kuşatıp Afganistan'a girmek niyetinde ve Babil dediğimiz, Mezopotamya dediğimiz Fırat'la Dicle'nin arasında Irak'ta krallığını kurmak niyetiyle hareket ediyor. Bu ne İngiltere'nin, ne Amerika'nın, ne Fransa'nın falan siyaseti değil, hayır. Bu küresel çetenin hedefi, bu hedefe varırken de Almanya'nın yöneticilerini, Suudi Arabistan'ın yöneticilerini, Amerika'nın yöneticilerini kullanıyor. Bugün Trump fiilen ABD Başkanı değildir artık. Trump kendini kurtarabilmek için ABD silahlarının pazarlama müdürüdür. Müdürüdür. Ama şu cümle önemli. Rusya Türkiye'nin yanına gelmek zorunda kalmıştır. Biraz evvel arz etmiş olduğum tehdide muhatap olduğunu bildiği için. Yani Türkiye Rusya'nın yanına gitmemiştir. Hayır. Ankara Moskova'ya yanaşmamıştır. Hayır. Moskova Ankara'ya gelmiştir. Sebebini de söylüyorum. Buyurun. Sebebi tam da budur. İran'ı bölecekler. Suriye'yi, Irak'ı, Türkiye'yi bölemediler. Bölmek istiyorlardı. Rusya'yı doğudan kuşatıp öldürecekler. Afganistan'la bütünleşecekler. Mezopotamya merkezli bütün enerji kaynaklarını kontrol edecekler. Ve bütün dinleri kendi rağlarına tabi kılacaklar. Çünkü söylemiş olduğum küresel çetenin inancı da yok. Yani vatanı, devleti, milleti olmadığı gibi inancı da yok. O bir küresel çete. Bizimkiler onlara uluslararası şirketler falan diyorlar. Mahir kaynak çok uluslu şirketler, çok uluslu sermaye der geçerdi. Yakın zamanda bizim Cumhurbaşkanımız Amerika'nın üstünde de bir üst akıl var vurgusunu yaptı ama ardını getirmedi. Ama şu anda Türkiye o gün güzel bir açıklama yaptı. Biz Afrin'e, İdlib'e, Elbap'a, Cerablus'a girmişken ve bundan sonra Mümiç, Sincar, Kandil olarak devam etmemiz bu terör koridorunu akamete uğratmış bulunuyor. Ne yapacaklar? Rusya Türkiye ile bu konuda müttefik olunca ki arada bir tek pürüz var. Onu da çok mesele etmem diyor zaten Rusya. Esed'in orada
figüranlığına devam edip etmemesi konusu aramızdaki en önemli tartışma konusu. Rusya eskiden beri, Hafız Esad döneminden beri iş tuttuğu adamları satan devlet olmak pozisyonunda olmak istemiyor. Ama Türkiye zaten gerçekte olmayan, zaten hiçbir etkinliği olmayan bir figür olarak katil Esad'in o coğrafyada bir daha siyaset yapmaması gerektiğini söylüyor. Arada bir tek bu pürüz var. Ama biliyorsunuz ki İdlib'e varıncaya kadar, Cerablus'tan İdlib'den Afrin'e varıncaya kadar Rusya bize hiçbir engel çıkarmadı. Hatta bulunduğu bölgedeki askerlerini çekti, Türk Silahlı Kuvvetleri ile karşı karşıya, Özgür Suriye Ordusu ile karşı karşıya gelmemek için. Türkiye'nin yanından ayırmaya çalıştılar Rusya'yı. Kissinger yürüttü bu ilişkileri. Rüşvet de verdiler. Şimdi tehdit ediyorlar. Bu büyükelçiliklerin kovulması, casusluk bahanesiyle kovulması Rusya'ya yönelik bir tehdittir. Bölgede Türkiye ile müttefik olmasını istemedikleri için yapılan bir girişimdir. Bu bölgeyi olduğu gibi emperyalizmden kurtarmamızın önünde bir tek engel kalmıştır. O da İran değil, derin İran. Bir tane İran yok. Bir tane İran olsaydı işimiz çok kolay olur. Bir tane Türkiye var mı? Tabii oldu. 15 Temmuz'dan sonra tamamen Afrin'e biz girerken askerimizle, polisimizle, siyasimizle, medyamızla, istihbaratçılarımızla topyekün koordine, organize bir tek güç olarak girdik. 15 Temmuz'dan önce Türkiye Cumhuriyeti Devleti parçalı yapıydı. Parçalıydı. Alman ekolü vardı, İngiliz ekolü vardı, Amerikan ekolü vardı. Bizim milli kuvvetler vardı. Parçalı bir ne oldu bu ekoller bir anda lav mı oldular? Türk Milli Devleti onları tasfiye ediyor. Zaten bütün çatırtı oradan çıktı. Geçen programında kısaca izah arz etmiştim. Türkiye'de 1998 yılında çok önemli bir karar alındı. 15 Temmuz'dan sonra ise fiilen uyguluyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bizzat müttefiklerinin kendisine kastetmesinden mütevellit, kendi ayakları üzerine duran küresel aktör merkez ülke Türkiye konumuna evrilme zorunluluğundan ötürü buna karar verdi. AK Parti iktidarına, Recep Tayyip Erdoğan'a siyasetin inisiyatifinin tesliminin sebebi de buydu. Ondan sonra da bir devletin bünyesine ariz olmuş paralel unsurları tasfiye sürecine girildi. Bu tasfiye süreci tamamlanamasın diye 15 Temmuz işgal girişimi Türkiye'de düşmanlar tarafından mecburen yapıldı. Ve şu anda o tasfiye devam ediyor. Bildiğiniz gibi Türk Silahlı Kuvvetleri ara vermeksizin istisnasız her gün FETÖ'cü paketliyor. Türk Silahlı Kuvvetleri çok ciddi bir şekilde bu tasfiyeyi devam ettiriyor. Artık askeriyle, polisiyle, istihbaratçısıyla, siyasisiyle, medyasıyla topyekün aynı hedefe yönelmiş, ortak bir programda, ortak bir stratejide hareket eden, aldığı kararı uygulama kabiliyetini gösteren bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti var ve dünyada tektir. Peki, o zaman niye Muhsin Yazıcıoğlu'nun kim tarafından öldürüldüğünü sizin deyiminizde bulamıyoruz? Kesinlikle. Bulamıyoruz. Önce niçin öldürüldüğünü söyleyeyim mi? Buyurun. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin geçmişini Muhsin Yazıcıoğlu Bey çok iyi bilirdi. Ben ilk defa kendisini 1976-77'lerde duymuştum, tanışmamıştım. Bendeniz o zaman Sayın Erbakan'a destek veren Akıncılar Derneği'nin Ankara Başkanı'ydım. Kendileri de Ülke Ocakları Genel Başkanı'ydılar. Ve o dönemden sonra Milliyetçi Hareket Partisi camiasında, özellikle ülkücüler arasında çok önemli bir inkılap çapında olay yaşanmıştır. Hiç unutmam, Ankara'da çok büyük bir gösteri düzenlendi. Bülent Ecevit Bey'in, merhumun, başbakanlığı döneminde ve orada bütün ülkücü hareketin bir sloganı vardı ki çok ciddi tehdit ihtiva ediyordu emperyalistlere karşı. O slogan şuydu: kanımız aksa da zafer İslam'ın. Muhsin Yazıcıoğlu Bey'dir bu sloganın telifçisi. 12 Eylül darbesine emperyalistlerin Türkiye'de mecbur kalışlarının nedenlerinden biri de Ülkücü Hareket ve Milliyetçi Hareket Partisi'ndeki bu inkılabi evrilme, o sebeplerden biridir. Yani ondan sonra mı, bu slogandan sonra mı Ülkücü Hareket Türk İslam sentezine yaklaştı? Daha önceden merhum inşallah mağfur Ahmet Arvasi Bey bu hamuru yoğurdu.
Vanlı, Vanlı. Evet. Değil mi? Evet. Arbasi Bey, beyefendi, Allah şefaatine nail etsin. Seyyid Ahmet Arbasi Bey. Hı hı. Ve ondan sonra bunu Necip Fazıl Kısakürek devam ettirdi. Hatta o yıllarda Necip Fazıl Kısakürek beyefendi, Muhsin Yazıcıoğlu Bey ve Tayyip Beyefendi'yi de bir araya getirmişliği vardır. Bu konular konuşulmuştur. 1980... Bu arada Recep Tayyip Erdoğan'ın da bir Akıncı olduğunu... Doğrudur, evet. Mültül Talebe Birliği, Akıncılar Derneği, Milli Selamet Partisi Gençlik Kolları, evet. Hepsi aynı çatıydı. 1979'da Akıncıların Sakarya mitingini Recep Tayyip Erdoğan yönetiyordu. Yani öyleydi. Dün Fehmi Çalmuk buradaydı. Hmm. Gazeteci, araştırmacı, yazar. Milli Türk Talebe Birliği'nin bir kitabını yazmış. Orada Akıncılardan da bahsediyor. Hatta kitabın kapağında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Akıncıların bir toplantısındaki konuşma yaparkenki resmini. Ona onun için reis diyoruz zaten. Yani reis sözü oradan kalmadır. Onu da bildirmiş olayım. Bugünden değil yani. Yok değil, hayır, o günden. Reis yani, derdik zaten. Günün anlam ve önemi değil yani. Yok değil, yok hayır. 1980'de Muhsin Yazıcıoğlu'nda da ciddi inkılaplar olmuştur. Bir reislik havası vardı. Şöyledir. Benim özel hatıram var kendisiyle. Ben 2000 ile 2004 yılları arasında Muhsin Yazıcıoğlu'nun Büyük Birlik Partisi'ne genel yönetim kurulu üyeliği yaptım kendisiyle. Hı hı. Ve bana mahremini de paylaşmıştır. Şunu anlatayım. Önemli bir hatıradır. Hangi yıllar arası dediniz? Ben 2000-2004 yılları arasında Büyük Birlik Partisi'nin genel yönetim kurulu üyeliğini yaptım. Ben, o zaman bizim ilk tanışmamız Kars'ta Hasan Harakani Hazretleri'nde değil, o 2000 ile 2004 yılları arasında benim de Muhsin Başkan'ın yanına gittiğim yıllara denk geliyor. Olabilir, eyvallah. Şimdi daha iyi. Şimdi hatıra şu, ama bak o kadar çok şey izah ediyor, bana anlattı, bizzat bana anlattı. Hücredeyim dedi, 12 Eylül olmuş, yardım mı? Hücre cezası, hücrede kalıyordu Muhsin Bey. Hı hı. Hücredeyim. Merhum Alparslan Türkeş Bey çıkmış hapisten. Hı hı. Bak, hücrede, hücre hapsinde bir gece beni geldi, hücremden aldı. Alparslan Türkeş Bey'in başbuğun olduğu eve götürdüler dedi. Kim? Kimlerse. Askeriyede, hücrede ama birileri gelip Muhsin Bey'i alıp merhum Türkeş'in bulunduğu eve götürüyorlar. Orada benden yardım istedi dedi. Siyasete girecek, çalışacak. Benden görüşme yaptı, benden yardım istedi. Ona dedim ki bana güveniyor musun? Dedi ki elbette güveniyorum. Ben de dedim ki elbette güveneceksin çünkü ben sana hiç yanlış yapmadım. Ama şimdi bundan sonra söyleyeceğim cümlenin altını çizelim. Ama dedim ki biz artık arkasını görmediğimiz hiçbir işin içinde olmayız. Muhsin Yazıcıoğlu Bey'in yeni misyonu budur. Bana demişti, Murat demişti, biz o zamanlar yeşil hat nedir bilmezdik ki. Biz Moskova'dan, Sovyet işgalinden Türkiye'yi nasıl kurtarırız, nasıl koruruz, onun derdindeydik. Görerek inkılaplar yaşanmıştır. Muhsin Yazıcıoğlu'nun 28 Şubat'taki konumunu lütfen herkes hatırlasın. Erbakan Hoca'nın bakan yaptığı Süleymancıların lideri Arif Ahmet Deniz Olgun çevik bir bildirisini okur okumaz kaçtı gitti ya. Ahmet Bilgin, Aydın Menderes, hepsi. Tansu Çiller'in Doğru Yol Partisi'nden 40-50 milletvekili kaçtı. Ama o günlerde Muhsin Yazıcıoğlu Bey zıpkın gibi Sayın Erbakan'ın yanında durdu. Destek verdi. Ve bir hatıra daha anlatayım. İsmini vermeyeceğim. Genel Başkan Yardımcılarından birisiyle çevik bir haber göndermiş Muhsin Bey'e. Bizim sizinle bir meselemiz yok. Erbakan'la olan meselemize karışmayın. Yani destek verme Erbakan'a. Çek desteğini. Muhsin Yazıcıoğlu'nun o dönemde vermiş olduğu cevap şuydu. Onun bizimle meselesi olmayabilir. Git ona söyle, bizim onunla meselemiz var. Ve o gün şöyle bir söz söylemişti. Türkiye Cezayir olacak, Türkiye İran olacak diye yazılıyordu ya medyada. Yaptığı açıklama şuydu. Türkiye Cezayir de olmaz, Türkiye İran da olmaz. Ama Türkiye'yi Suriye yapmak isteyenlere de biz müsaade etmeyiz.
bu Muhsin Yazıcıoğlu 28 Şubat'tan sonra Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığında biraz evvel bahsetmiş olduğum Türkiye Cumhuriyeti Devleti Milli kadrolarının yeni Türkiye Cumhuriyeti Devleti konumuna, konseptine evrilmeleri. Yani küresel çete, küresel aktör, merkez ülke, Türkiye konseptine evrim yanında durdu. Onu tercih etti. Muhalifti, tenkidini yapardı Tayyip Erdoğan'a ama medyada kavga etmezdi ama sık sık randevu alır gider Tayyip Erdoğan'la kavgasını yapardı. Muhsin Yazıcıoğlu falancı yanlış yapsın, filancı yanlış şeyler yapsın, halk onu indirsin, ben de gidip bu seçimi kazanayım tarzında bir politikacı değildi, tam tersi. Kemal Kılıçdaroğlu Bey de başbakan olsa aman yanlış yapmasın, memleket bir zarar görmesin tasasında bir siyaset adamıydı. Ve Türkiye'deki çetelere karşı haykırmıştır. Medyada bir adam var, Fatih Altaylı diye teke tek de bir programına çıkarmıştı. Aynen, Türkiye devletin içindeki çetelerin anasına okurum sözü vardır. Bende kaydı var Facebook'ta, unuttum sana vermeyi. Ve Türkiye, yeni Türkiye'nin, küresel aktör, merkez ülke Türkiye konseptinin yanında yer aldı. Devletin derinliğini bilirdi. FETÖ ise devletin içindeki en güçlü küresel çete ayakçısı örgüttür. İşlerine gelmedi. Tehditler aldı, teşvikler aldı. ABD, küresel çete, onu başbakan yapmak, güçlü yapmak, her şeyi onun hizmetine vermek için teklifler getirdi Muhsin Yazıcıoğlu'na. Kim? Küresel çete. Şu anda dünyayı yöneten güçler. Bu şu kadar ülkeden Rusya'nın diplomatlarının kovulmasını emreden güçler. Muhsin Yazıcıoğlu'na dediler, yolunu açalım. Başbakan yapalım seni. Hepsini elinin tersiyle itti. Hiç reddetti. Fethullah Gülen'le ilişkisi var mıydı? Hayır, hiç ilişkisi olmadı. Hiç kimse kadar ilişkisi olmadı. Fethullah Gülen'le çekilmiş bir tane resmini ben görmedim. Mesafeli olduğunu biliyorum ama Türkiye'deki cemaatleri birinci derecede kendisine problem etmezdi. Yani şöyle söyleyeyim, geçmişte biliyorsunuz ki şu andaki siyasilerin Sayın Erbakan hariç Fethullah Gülen cemaatiyle sempati ilişkisi kurmayan yok, doğru mu? Yani Necmettin Erbakan'ın FETÖ ile ilişkisi oldu diyemem ben mesela. Ama bütün siyasilerin, bu Ecevit'in de, Türkeş'in de, Sayın şeyin de, Cumhurbaşkanımızın da, hepsinin FETÖ ile çeşitli mesafelerde de olsa ilişkisi vardı. Muhsin Yazıcıoğlu'nun böyle bir ilişkisi yoktu. Mesafeliydi. Fakat böylesine bir karşıt olma, böylesine bir reddediş de o zamandan göstermiyordu. FETÖ öldürdü. FETÖ öldürdü. FETÖ derken Fethullah Gülen cemaatinden bahsetmiyorum. Abdullah Gül'ün bir sözü var. Binali Yıldırım Bey'in büyük bir hatası vardır. Nedir o? Şehit edildi. 3-4 gün sonra çıktı. Bu bir kazadır diye beyanat verdi Ulaştırma Bakanı. Kim bilgilendirdi sizi Sayın Bakan? Telekomünikasyon İdaresi Başkanlığı. Dinlemelerin yapıldığı falan yerler. İHA'nın onun olduğu gibi FETÖ kuruluşu olduğu tasfiye edildi. Hatta binasının bile yıkılmasından bugün bahsediyoruz. Üstelik o kuruluşu kuran, personel donanımını da yapan Sayın Binali Yıldırım Bey'di. Yanlış bilgilendirilmişti, doğru değildi verdiği. Muhsin Yazıcıoğlu'nun bindiği helikopterin o kara kutusu dediğiniz şey kayıp değil mi? O zamanki cumhurbaşkanlarından Abdullah Gül'ün bir beyanatı var. Kara kutuyu keçiler mi yedi dedi, değil mi? Halbuki o helikopterin başında bir takım asker elbisesi giyilmiş adamların cihaz söktüğüne dair fotoğraflar, kayıtlar da var. Ve o askerlerden birisi Recep Tayyip Erdoğan'ı Marmaris'te şehit etmek için giden timin içinde. Ve adam şimdi tutuklu. Niye? Şimdi niye öldürüldüğünü anladık. Niçin açığa çıkarılamıyor? Bir cümle. Bir cümle. Muhsin Yazıcıoğlu'nun cinayeti açığa çıkarıldığı vakit Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile derin Pentagon ve NATO arasında çok ciddi bir sürtüşme ve problem meydana gelecektir. Çünkü bu katliamda NATO uçaklarının karbon monoksit püskürterek, işleyerek helikopteri boğduğu ve düşürttüğü kesin bir gerçektir. Ve bunda o gün yanlış yerlerde aratan askerler, ki şimdi iyi de Meral Akşener hanımefendinin partisinin kurucu üyesi adam, çok çeşitli yerlere, o zaman bu halkı, bu milleti kimse tutamaz.
Onun için onun 2019 sonrasına kalma mecburiyeti var. Devlet kimin öldürdüğünü, kimlerin provoke ettiğini, kimlerin bu cinayete ortak olduğunu biliyor. Biliyor. Ama söyleyemiyor. Evet ama söyleyemiyor. Aslında 28 Şubat'ta da Meral Akşener'in nasıl bir rolle bu yapının içerisinde olduğunu da bugün anlatsak saatlerce anlatabiliriz. Ama Maraş'taki jandarma komutanı yanlış yerlerde günlerce aratan adam şu anda o hanımefendi İP artisinin şeyi, kurucu üyesi. Kurucu üyesi. Murat Bahadır Akkoyunlu. Diliniz şişmiş ama keşke uzun uzun bir yayın yapsak ama kısa sürede tekrardan bir dua edin. Bence kısa sürede birlikte olalım. Amin. Tabii inşallah. Şimdi programımız bitiyor ama bu akşam 20.45'te Akit TV ekranlarında Ankara Kulisi yayınımız var ve yayında 20.45 mi 21? 20.45. 20.45. Onu düzeltelim. 21 zuhul etti. 21 buyurdu. 21 mi dedim? Evet. 20.45'te. 20.45'te AK Parti Aydın Milletvekili Abdurrahman Öz ile Milliyetçi Hareket Partisi Yürütme Kurulu üyesi Bulduk Özdemir. Benim adıma bir soru sorar mısınız AK Parti milletvekiline? Cumhurbaşkanı bürokrasiyi ikaz ediyor. Zirik kalmıyorsunuz, imza atıyan işinizi yavaşlatıyorsunuz. İyi de bunların bağlı olduğu bakanlar yok mu ya? Bakanlar ne işe yarıyor? Hepsi bürokratlar, onların altında. Ayrıca niye bürokrasideki FETÖ temizlenmesi yapılamıyor? Evet, bu soruyla bu akşam 20.45'te Akit TV ekranlarında Ankara Kulisi'nde görüşmek üzere. Hoşça kalın.